Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Nisan ayının enerjisini anlatmak üzere, bakmak üzere karşınızdayım. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Tek tek burçları anlatacağız. Fakat toprak grupları, su grupları, hava grupları ve ateş grupları tarzında gideceğiz. Öncelikle toprak gruplarından bir başlayalım bakalım diyorum ben. Ve 3 efendim 3 burç 3 burç böylelikle sizlere daha güzel yüklemede de bana kolaylık oluyor. Daha güzel şeyler de anlatabiliriz. Şimdi toprak gruplarından Boğa, Başak, Oğlak burcunu anlatacağız. Kanallarıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yorum ve beğeni yaptığınız için teşekkürler. Al Bilgi kanalına da benim adıma ben seslendirme yapıyorum. Orada da olursanız beni çok mutlu edersiniz. Evet efendim, özel danışmanlık almak isteyenler WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Öncelikle Nisan ayının bir enerjisini seçelim bakalım. Sevgili 3 burç içinde hemen toprak grupları için çekiyorum bir olumlama. Projeler. Zaten toprak gruplarının nesi olabilir? Analitik burçlar ve projeleri olabilir. Çok normal. Benim gibi insan varlıklarıyla birlikte tüm ifade olanaklarımı sevgiyle kullanarak hayatıma başarı katıyorum. Çalıştığım herkes için projelerim güzel bir şekilde gelişiyor. Harika bir olumlama çıktı. Altında da yıldız çıktı. Yıldız gibi parlıyorum. Şan, şöhret, para bana akarak geliyor diyebilirsiniz. Ve fil de hepimize böyle dönük olsun ve bize güç versin. Burada da 3 tane zaten fincanımız hazır. Şimdi detay detay alabilmek adına 3 tane tarot destesinden faydalanacağım. Evet sevgili Boğa burçlarının bakıyoruz bakalım. Gayet güzel bir karşılaşma yaşayacaklar. Nisan'ın başında kupa ikilisi çıktı. Biraz kafaları karışık olabilir. Hemen yanında da kılıçların ikilisi çıkıyor. Fakat bu karşılaşmadan güç alacaksınız. Çok kötü nazar. Çok kötü nazarınız var sevgili Boğalar Burcu. Paronunuzu Boğalar Burcu bakar mısınız? Paraların efendim onunuz çıktı. Yani size Nisan ayının ortası gibi böyle akışta olan, düzende olan bir para gelecek. Bu da güzel bir şey aslında. Kanmaya kandırılmaya çok dikkat edin. Lütfen kanmaya kandırılmaya bu ayda. Krizlere, hastalıklara dikkat edin. Sokağa çıkmayın. Yani gerçekten belki herkes evde sıkıldı ama Nisan ayında da evlerde duracağız gibi. Nisan sonu tufandan sonraki bayram. Boğa burçları size çok nazar var. Başka bir şey demiyorum. Ve burada muhteşem kupaların dokuzlusu çıkıyor. Bizler de diyoruz ki rahat, mucizevi bir olay Nisan ayı içinde size gelecek ve sizler de diyeceksiniz ki hani bu krizleri ben nasıl atlattım, bu hani bu Nisan nasıl geçti, güzel geçti ve Nisan'ın sonunda müthiş kupaların dokuzlusu harika bir şey var, güzellik, mucize var, adaletle ilgili işlerde hakkaniyetli bir biçimde çözülecek her şey. Ve burada çok büyük şans çıktı. Şuraya bakar mısınız? Yine kupaların dokuzlusu. Yani sizin için Nisan ayında müthiş mucize bir şey var ama sevgili Boğa Burcu. Yani burada bakar mısınız şuraya? Büyük bir şans kupası. Bu zaten para verme alma olayları. Yani her şekilde her şekilde bir güzellik geliyor. Peki siz neye dönüşeceksiniz? Dönüşmek isteyeceksiniz. Bir başkasını taklit et. O ne yapıyorsa iki tane mi? Hayır değil. O ne yapıyorsa sen de aynını yap. Meditasyon mu yapıyor? Dua mı yapıyor? Ya da işte birini taklit ederek başarıya kazanabilirsin. Yani şimdi hani taklit etmek burada kötü bir anlamda değil. Bir insanın yaptığı gibi yapmak. Onu örnek almalıymışsın. Sabit fikirlerden vazgeçip çok güzel bir deneyimler yaşayabilir misin? Ve
efendim sevgili boğa burcumuzun hemen fincanına bir bakalım bakalım neler neler çıkacak. Gayet güzel çıktı sevgili boğa burcu. Çok ilginç. Evet. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Hemen kalbiniz biraz böyle kabarmış. Ben kendimi tutamıyorum. Yapacak bir şey yok. Hani her kahve bakışlama istersen evet yani nazar olduğunda esnerim yani. Bunu önüne geçemiyorum. Evet burada bakın kazan kaynıyor. Gayet güzel geliriniz ekmeğiniz yerine gelecek. İki tane burada karşılıklı bir toplantı gibi yapacaksınız. Aşk olaylarınıza gelince zaten aşkta da mucize mutluluk yaşandı. Yani burada çıkanlarda aşk içinde bakarsak mucize mutluluk. Sanki deniz kenarı su kenarı gibi bir D harfi çıkmış. Hani bir yabancı ülkelere gidiş çıkmış. Ya da sizler hani Joker kartı böyle uçurumun kıyısında durur ya ama siz bir gelinlik giymişsiniz sanki. Böyle yere kadar uzun bir şey giymişsiniz. Ve böyle bir delilik gibi, bir yenilik gibi hayatınızdaki bir değişikliğe evet diyeceksiniz ki bu zaten Uranüs'ün etkisiyle de olabilir. Ben izleyeyim, siz bana bakmayın. Burada kapalı yerde sıkılan da bir insan görüyorum. Ama papyon takmış biri de var. Resmi bir davet olabilir. F harfi var. A harfi ve Z'yi gördüm. Hani inanın ki biri size şöyle bir çiçek gibi bir şey veriyor. Ben burada acayip bir şeyler görüyorum. Vakit olarak derseniz 4 gibi bir rakam gördüm yani. 4'lü, 14'lü. Ama şu, lütfen benim 3 dakikada nazara çözüm videomu boğa burcu yap. Yani burada beni çökerttin, çökerttin. Dilek, dilek tut. Dileğin de yani şakır da şakır döndü. Şakır şukur birikti oraya ve döndü. Yani bakın biraz kargaşa yaşayabilirsin. Üç rakamı da burada orta yerde çıkmış. T harfi çıkmış. Bir kargaşa yaşayabilirsin. Ama büyük bir kartal kollarını açmış. Süzülerek geliyor. Bu büyük bir haber demektir. Beklediğiniz zafer demektir. Keskin gözlerin sizi gözetlediği demektir. Yani demektir de demektir. Yani harika bir şekilde aşk anlamında kalp böyle açıkta kalmış ama sahibini bulacak. Hatta var gibi olabilir. Bu sahibi de size geliyor sanki. Artık bir haber çıkıyor sanki. H harfi de çıkmış. Haber diye nitelendirelim efendim ve boğadan sonra başak burçlarınınkini aldık sırada oğlaklar var. Evet efendim yani gerçekten çok ilginç çıktı sevgili boğalar harika çıktı yapacak bir şey yok harika çıktı size. Hadi bakalım Nisan ayı için sevgili başak burçlarına niyet ediyoruz. Neler neler olacakmış, neler neler olacakmış. Bir bakalım bakalım. Şimdi size de muhteşem mucize kupaların dokuzlusu. Bir mucize bekliyor olabilirsiniz ama o mucizenin geleceği gözüküyor. Güzel haberler, aşk kokuları, titreşimler. Yani para alma verme. İnanılmaz bir şey, güvenli bir gelecek çıktı. Güvenli gelecek, hadi bozulmasın. Biraz sertlik olabilir, birazcık soğukluk olabilir. Ay ortasına doğru hani sizler şöyle düşünebilirsiniz. Aşkta acayip bir şekilde bir sertlik olabilir, bir kavga olabilir ama sonu tatlıya bağlanacak. Aşağılı yukarılı da kartları çalıştırırsak tatlıya bağlanacak bir güzellik var. Ve güzel bir şekilde bir karşılaşma var. Yani belki istenilen, beklenilen, özlenilen kişiyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi buradaki kartlara bakarsak bizler sevgili Başak burçları harika paralı pullu bir ay geçiriyorsunuz. Yani ben burada şimdi kötü bir şey çıktı diyemem. Paralı pullu bir ay geçiriyorsunuz. Evet şimdi hemen bakıyoruz. Yıldız kartı ay çok açmak istemiyorum yani bozmak istemiyorum. Bakın evet şöyle yapalım ve bırakalım.
Her halükarda güvenli geleceğiniz var. İki kartta da, iki tarot kartında da üçlü değnekleriniz çıktı. Zaten güneş çıkıyor efendim ve mücadele ediyorsunuz ama siz galipsiniz. Ben inanamıyorum Başak burçlarının bu kadar güzel kartlarının çıkmasına. Hadi bakalım bir kart. Ah, yine aynı kart karıştırdığım halde taklit kartı. Siz de birilerini taklit ederek, yani birilerini örnek alarak gayet güzelliğe kavuşabilir misiniz? Şimdi burada taklit yeteneğiniz varsa örnek alın diyor. O kişiyi diyor, örnek alın diyor. Evet, geldik bakalım fincanına da bakalım. Ya şuraya bak. Güzel haberler, en üste gelecek kartını koyalım, beklenilen para yardımı geliyor sanki. Aşıklar kartı bir şey evet demektir. Yani Başak, ne oluyoruz? Nisan senin ayın oluyor galiba. Hadi bakalım. Evet, hemen Roma rakamıyla bir rakamını gördük. İki tane oda, yani bir ev, sanki bir iki odalı ofis olabilir. Yani iki tane bir bölüm gördüm ben şimdi burada. Ve E harfini görüyorum. Yumuşak G ya da G de olabilir. Giresun'un G'si. Şimdi bu iki odada neler var derseniz de sanki fısır fısır konuşmalar var. Yani bir taraf, iki kapı da olabilir. Şöyle bir kapı da olabilir. İki odalı bir evde olabilir. Taşırabilirsiniz, alabilirsiniz. Yani her türlü olabilir. J harfi ya da şöyle ucu kıvırık ama o soru işareti değil, J harfi çıkmış. İki tane çok büyük beyazlığınız var. Bakın şu iki tane, şu beyazlıklar, üçgen olanlar özellikle benim paralarım çıkar. Yurt dışından işleriniz var. Aşk meşk derseniz de onlar da yurt dışında gözüküyor ve çapa atacaksınız. Bir çapa atma var, yani bir dengede durma ya da demir atma. Çıkmış palmiye ağacı çıkmış. Özlem duyuyorsunuz. Belki şimdiden hani tatillere çıkalım edelim, şu bu. İki tane yolunuz var. Hep yurt dışı yollarınız açık olacak. Bakın şimdi Nisan ayı içinde olmasa da, yani Mayıs ayı içinde bir uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Şehirler arası da olabilir ama genelde hep yurt dışı gözüküyor. Güzel bir de dost çıkmış. Köpek her zaman çok güzel dostları anlatır. Hadi bakalım, dilekleri dileyiniz. Dileğimize, anlaşılan dileğimize iki vakit var. Dilek olarak iki vakit var. Ve biraz zor oluşulabilen bir dilek dilediler. Zor oluşulabilen. Hatta bakın hiç dönmedi. Onu da söyleyeyim yani. Gözyaşı var. Çok az bir döndü. Aşk için tuttuysanız umutsuz, olumsuz bir aşk olabilir. Hanenin içi rahat, birazcık sorunlar var ama yani onlar devede kulak olabilir. Siz asıl dışarıdaki sizi gözetleyen, başarınızı kıskanan kişilerle uğraşınız sevgili başaklar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yok, dilekler çok zor oluşacak bir dilek dilediniz herhalde. Dileğinizin vakti var. Yani 3 kere uğraştım, dönmedi. Bakın güzel, gidişatı güzel. Böyle yapınca zorlanıyor. Biraz zorlanıyor. Onun için belki gitmeyi düşündüğünüz bir yol var. Bu belki ertelenebiliyor. Yani böyle bir şey, kötü bir şey değil. Dilekler, günlük videolarımı da izleyiniz. Dileklerin oluşup oluşmadığı oralarda da zaten söylüyorum. Geldik efendim oğlak burçlarına. Sevgili oğlaklar, hadi bakalım nelerle karşılaşacaklarmış sevgili oğlak burcumuz. Evet, şimdi sevgili oğlak burcumuzu bir keresinde çok güzel bir ateşlerden güzel bir teklif var. Yakıcı güzel bir teklif. Ve yine şövalye, böyle hırslı ve tez canlı, çabucak olsun diyor. Yani bu, ben teklif ediyorum diyor, bunun çabuk olması gerekiyor diyor. Sen de acele ediyorsun, para yedilisi, bir şeyleri beklemen gerektiğini söylüyor ama sen bekleyecek gibi değilsin. Para onlusu çıkıyor, para yedilisi, mahsulü topluyorsun Nisan'ın ortasına doğru. Ve efendim kayıplar vermişsin,
kayıplar vereceksin ya da dikkat et. Bak bu kartlar error'dur. Zaman bile kayıptır yani. Zaman bile kayıptır. Bir çektik iki geldi. Kendi kartın bu. Tarotta şeytan kartı. Ama tuzaklar, yalanlar, etrafındaki kurnaz kişilikler ve burada ermiş kartının zaten sizlerle böyle özgürlüğünüze kavuşmanızı anlatan bir kart. Evet, hemen bakalım. Kupa Kraliçesi de sizlerin rüyalar göreceğinizi, bir danışmana gideceğinizi de anlatır ermiş kartı. Ve efendim para onlusu, bakın paradan yana sorun yok. Oğlaklar her daim paralarını kazanacaklar. Aşktan yana ya da sosyal hayattan yana sorunu olanlarda gizli bir şeyler var. Nisan'da ortaya çıkacak. Onları anlayacaksınız. Hemen bakıyoruz. Evet, kupalar çıktı. Kupaların üçlüsü çıktı. Gezme, eğlenme, tozma. Çok rahat bir şekilde eğlenceyi de anlatıyor, gösteriyor. Evet, gezme, tozma çok güzel bir şekilde eğlenceyi anlatıyor, kutlamayı anlatıyor. Yalan dolan kişilere bir dikkat edin. Çok çabuk inanıyorsunuz. Hani sizin kartınız şeytan kartı olduğu için böyle kişileri etrafınıza topluyorsunuz sevgili oğlaklar. Ama burada muhteşem kupaların dokuzlusuyla birlikte sizin paraları, tılsımları ekip beklemenizi de görüyorum. Onun için fazlaca da kartı açmıyorum. Neye dönüşeceğiz acaba? Acaba neye dönüşecek oğlaklar bu Nisan'ın sonunda? Dönüşümleri var mı? Evet, değerler var. Elinde bak, yeşil mahsul var. Açgözlülük yapma. Burada ikinci kart o. Yeşil mahsul var. Hayatında yeşillikler, bolluk, bereket var. Tarlada çalışan insanlar. Senin zaten diyor, elinde diyor. Güzel bir şeylerin var diyor bu kartlar. Sakın açgözlülük yapıp kendini yıpratma ve başkalarıyla aşık atma. Sen kendi kendinle yarış ve kendi kendini sev. Evet sevgili Oğlak Burcu, bolluk bereketinde geleceğini gösteren kartlar çıkıyor burada. Zaten para onlusunu en üste koyalım. Sizler için müthiş güzel bir paranın gelişi, maaşın gelişini gösteriyor. Yani devam edecek. Ne iş yapıyorsanız o da devam edecek gibi duruyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yüreğiniz çok kabarmış. Bir değil, üç tane burada bir kabarıklık var ve nazarınız çok fazla. Açar açmaz ben ölüyorum. Kahve falı o yüzden bakmıyorum ben. Bu kadar istediğim için. Silüet gibi bir insan çıkmış. Yani böyle hayalinizdeki kişi olabilir. Ama burada deniz atı çıkmış. Şöyle bir kıvırık. Harika bir deniz atı. Ama ilginç bir şekilde bu deniz atının sanki böyle ayakta duruyor ve karşısında siz varsınız. Yani sanki böyle şey gibi, sizin boyutunuzda büyük, güzel, fantastik bir şey bu. İki kişisiniz ya da çok samimi iki arkadaşınız var. Bir toplantı yapabilirsiniz. Aşk anlamına gelirsek de bir yüzük var. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, arı gibi bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Arı gibi. Yani sürekli uğraşıyorsunuz. Lütfen kendi içinize dönün. İçsel bir temizlik yapın. Ya da sizin hakkınızda birileri burada uğraşıyor. Bak V harfi çıkmış. İki kişi bir yer. Hep iki kişi iki kişi bir toplantılar var. Yani burada bir canavar gibi de bir şey çıkmış. Yani bu olumsuz bir enerji. Bu bir nazar olabilir. Farklı bir enerji olabilir. Geçmişten gelen bir şey olabilir. Pıtır pıtır paralarınız yağıyor, evet, ama dedikodularınız da bir hayli fazla. N harfi, S harfi var ve U. U ya da Ü harfiniz var. Ben zaten esnemekten konuşamıyorum. Patlak patlak da gözler var. Bu nedir? Bu nedir? Ay, bu nasıl bir... Güzel yollarınız var. Sizin de yurt dışı işleriniz olabilir. Aşkta bakın birazcık böyle içiniz hep böyle hop hop, yani mutlu değil gibisiniz. Satürn sizden çıkıyor. Artık bir rahatlama yaşayacaksınız. Alınan dersler alınmış gibi sanki.
böyle sesli gelen bir de haber var. L harfini görüyorum. Bakalım, öyle sayılmayı pek göremedim burada ama ancak 2'ye benzetebilirim. Evet, 2'ye benzetebilirim. Yine de mutlu olacaksınız. Müzikli güzel bir yer var, müzikli. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Dilekler geliyor. Oğlak burcunun dileği geliyor ve iki vakitte dönüyor, oluşuyor. Hanenin içinde de güzel bir böyle bir at çıkmış, yani bir murat demektir. Ve işte burada da kocaman iki çıkmış, yine kocaman bir iki çıkmış. Hanenizi çevreleyen büyük bir balina var. Hani içeri girdi girecek, girdi girecek ama bir U harfi, bakın yine U da burada çıkmış, M harfi de çıkmış. Ben harfleri söylüyorum, kalan başka bir şeye karışmıyorum. Yani gördüklerimi söylüyorum. Hamile bir insan haberi alabilirsiniz. Kocaman bir, siz karma temizleme yapıyor musunuz? Kocaman bir, şurada serçe çıkmış. Kuşlara yem verin, kuşlara yem verin. Evet, işte böyle gayet güzel çıktı efendim. Güzel bir Nisan geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalın, like atmayı unutmayın, yorum yapmayı da.